Herkesin bildiği gibi anneler karşılıksız sevgi deyince ilk akla gelen kişidir. Erkek ve kız çocuklarının iyi bir yetişkin olabilmesi ve güzel bir çocukluk geçirebilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazırdırlar. Birkaç yıl önce Mia ve kız kardeşi Michaela, anne ve babaları olan Christina ve Kelly ile birlikte Wisconsin'ın Milwaukee şehrinden 60 kilometre uzaklıktaki Pleasant Prairie'de yaşıyordu. Mia, küçük yaştan beri yüzmeye oldukça ilgiliydi ve okula başladıktan kısa süre sonra da okulun yüzme takımına katıldı. Mia, antrenmanlarını ABD'nin en spor tesislerinden birisine sahip olan RecPlex'te yapıyordu. Mia ve takım arkadaşları için RecPlex'in en büyük artısı sahip olduğu büyük olimpiyat havuzuydu ama 1 Nisan günü karanlık bir sır ortaya çıkınca her şey değişti. O gün Christina antrenman sonrası kızının günlük kıyafetlerini giymesini bekliyordu. Mia da o sıralar 10 yaşındaydı. Ardından Mia annesini çağırdı. Garip bir şekilde Mia'nın kıyafetleri başka bir dolaba taşınmıştı. Ama asıl sıkıntı Christina dolaplardan birisinde korkunç bir şey fark edince başladı. Christina kamera lensine benzeyen bir şey görmüştü ve bu şeyi yakından incelediğinde korkularının gerçek olduğunu anladı ama bu yalnızca başlangıçtı. Christina başka bir dolaba daha baktı ve o dolapta da bir gizli kamera vardı. Bu kameralar soyunma odasını izliyordu. Ardından Christina hemen polise haber verdi ve çok geçmeden bir kadın polis memuru soyunma odasına geldi. Gelen polis memuru dolaptaki kameralardan birisini eline alınca Christina korkmakta haksız olmadığını anladı. Bu kameralar hala da odada olan biten her şeyi kaydediyordu. Bu olayın ardındaki kişiyi öğrendiğinde ise Christina'nın yaşadığı şok daha da arttı. Polisler gerekli araştırmayı yapınca bu kamerayı yerleştiren kişinin Melissa Venkebach olduğu ortaya çıktı. Melissa tıpkı Christina gibi bir anneydi. Kamera kayıtlarında Melissa'nın kameraları yerleştirdiği apaçık şekilde görülüyordu. Olayın ardından Melissa polis ekipleri tarafından sorguya alınınca bu işin sebebi ortaya çıktı. Bu kameraları meslektaşı Carl istediği için koymuştu oraya. Melissa'nın Carl'la kaçamak ilişkisi vardı. Melissa ifadesinde şunları söyledi. Carl yalnızca izlemeyi seviyor. Onun hiç kimseye bir zararı yok. Ardından da bu ifadenin doğru olduğu ortaya çıktı ve Carl'ın evinde 20 bin saatlik izinsiz çekilmiş müstehcen video görüntüleri bulundu. Her ne kadar yasal olarak bu bir suç sayılmasa da polisler bu olayın üzerine gitmeye karar verdi. Carl mevcut durumda hak ettiği cezayı alamıyordu. Carl'ın hak ettiği cezayı alabilmesi için olaydan etkilenen birisinin bulunması gerekiyordu. Nihayet Carl 12 yıl, Melissa da 6 yıl hapis cezası aldıktan sonra Christina yürürlükte olan yasanın değişmesi gerektiği yönünde kamuoyu uyandırmaya başladı. Ve 2016 yılında 3 aylık çabasının ardından Wisconsin valisinin de desteğini kazanarak Wisconsin eyaletinde 18 yaş altı çocukların videolarının çekilmesini çok daha ciddi suç sayan 320 numaralı yasanın geçmesini sağladı. Christina'nın bu davranışı hepimize gerçekten uğraşırsak istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi gösteriyor.